Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. sınıf sevgi yayınları sayfa 96'daki çalışmaları yapmış olacağız. Birinci sorumuzla hızla başlıyoruz. Bir giysi mağazasına toplam fiyatı 576 TL olan aynı model tişörtlerden 12 tane alındı. Tişörtlerin her biri en az kaç Türk lirasına satılırsa zarar edilmez diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın toplam ödenen fiyat 576 TL. 12 adet alındıysa her birisini kaç TL'ye sattığımızı, en az kaç TL'ye satmamız gerektiğini bölme işlemi yaparak bulabiliriz. O yüzden 576'yı 12'ye bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. 5'in içerisinde 12 yok. 57'nin içerisinde 12. 4 defa. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4. 48 yaptı. Çıkardığımızda 7'den 8 çıkmaz. Yandan aldım. Burası 17 oldu. Burası ise 4 kaldı. 17'den 8 çıktığında 9. Burada 4'ten 4 çıktı. 0. 6'ya aşağı indiğimizde 96'nın içerisinde 12. Tam 8 defa arkadaşlar. 8 kere 2 16'nın 6'sı elde var 1. 8 kere 1 8 elde eklediğimizde 96 yapıyor. Ve kalan da 0 0 olmuş oluyor. O zaman her bir tişörtün en az 48 TL'ye satılmış olduğunu tespit etmiş olduk. Birinci işlemimizde bölme işlemi yapılması gerekiyordu arkadaşlar. Cevabımızın da 48 TL çıkması gerekli idi diyoruz. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Buradaki işlemleri silerek devam edeceğim arkadaşlar karışmaması için. Siz durdurarak işlemlerinizi kontrol edebilirsiniz, tamamlayabilirsiniz diyoruz. İkinci sorumuza geçtiğimizde bir bahçeden toplanan 144 kilogram elma 4 aile tarafından eşit olarak paylaşıldı. Her aileye kaçar kilogram elma düşmüştür diye sorulmuş. 144 kilogram elmayı 4 aileye paylaştıracağız. Yani böleceğiz arkadaşlar. 144'ü 4'e bölmem gerekiyor. 1'in içerisinde 4 yok. 14'ün içerisinde 4. 3 defa. 4 kere 3. 12. Çıkardığımızda 4'ten 2 çıktı. 2. 1'den 1 çıktı. 0. 4'ü aşağı indiğimizde 24'ün içerisinde 4. Tam 6 defa. 6 kere 4. 24. Kalan da 0 0 oldu arkadaşlar. Yani her bir aileye 36 kilogram elma düştüğünü tespit etmiş olduk. İkinci sorumuzun cevabında diyoruz. Ve üçüncü sorumuza doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Yine buradaki işlemleri siliyorum. Siz durdurarak kontrollerinizi sağlayabilirsiniz diyelim. Üçüncü sorumuza baktığımızda demiş ki çorap atölyesinde bir günde 864 çift çorap üretildi. Üretilen çoraplar her birinde eşit sayıda çorap olan 72 kutuya konuldu. Bir kutuya kaç çift çorap konulmuştur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada 864 çift çorap var. 72 kutuya paylaştırmamız isteniyor. Yani 72'ye böleceğiz arkadaşlar. 88'in içerisinde 72 yok. 86'ın içerisinde 72 bir defa. 72'yi çıkardığımızda 6'dan 2 çıktı 4. 8'den 7 çıktı 1. Buradaki 4'ü de aşağı indiğimizde 144'ün içerisinde 72. Tam 2 defa. 2 kere 2 4. 7 kere 2 14. Gördüğünüz gibi tam 144 yaptı. Kalan da 0 0 0 oldu. O zaman her bir kutuya 12 çift çorap konması gerekiyormuş. Üçüncü sorumuzun cevabı da bu şekilde bulunmuş oldu diyoruz arkadaşlar. Dördüncü işlemimizde devam edelim. Yine burayı temizliyorum. Dördüncü soruya doğru ilerledim. Bir zeytin üreticisi topladığı zeytinlerden 946 litre zeytinyağı elde etti. Elde ettiği zeytinyağını her biri eşit miktarda yağ alan 39 tenekeye doldurdu. Geriye 10 litre zeytinyağı arttı. Bir tenekeye kaç litre zeytinyağı konulmuştur diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada 946 litre zeytinyağı elde ettim. 10 litre zeytinyağı arttıysa arkadaşlar önce 946'dan 10 litre zeytinyağını çıkararak kaç kilogram zeytinyağını paylaştırdım 39 tenekeye onu bulmamız lazım. 6'dan 0 çıkardım. 6, 4'ten 1'i çıkardım. 3, 9'u da aşağı indim. 936 litre zeytinyağını paylaştıracağım. Nereye? 39 tenekeye. O yüzden bu ifadeyi 39'a bölmem lazım. 93'ün içerisinde 39 tam 2 defa. 9 kere 2 18 elde var. 1, 3 kere 2 6 eldeyi de eklediğimizde 7 yaptı. Çıkaracağız. 3'ten 8 çıkmaz. Yandan aldım. Burası 13, burası 8 kaldı. 13'ten 8 çıktığında 5. 8'den 7 çıktığında 1, 6'yı da aşağı indiğimizde 156 şeklinde sonuçlandı. 156'nın içerisinde 39 tam 4 defa arkadaşlar. 9 kere 4 36'nın 6'sı elde var 3. 4 kere 3 12, 3 de elde 15 yapıyor. Tam 156 oldu. Kalan da buradan
0,00 olarak sonuçlanmış oldu. Yani her bir tenekeye 24 litre zeytinyağı konulduğunu tespit etmiş olduk. Dördüncü sorumuzun cevabında da diyoruz arkadaşlar. Ve beşinci sorudaki çarpma işlemlerinde verilmeyenleri bulmaya geçiyoruz arkadaşlar. Yine buradaki işlemi temizleyerek aşağıya doğru ilerliyorum. Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyen çarpanları bulunuz demiş. Şimdi bir çarpmada arkadaşlar çarpanlardan biri verilmemiş ise sonucu diğer çarpana bölerek ters işlem yaparak çarpanın diğerine ulaşabiliyoruz. Yani ters işlem yapacağız. 432'yi 12'ye bölerek şuradaki boşluğu kullanabiliriz. 432'yi 12'ye bölerek diğer çarpanımıza ulaşmış olacağız. 4'ün içerisinde yok, 43'ün içerisinde 12, 3 defa 12 çarpı 3 36. 3'ten 6 çıkmaz. Burası 13 olacak. Burası ise arkadaşlar yana verdiği için 3 kalacak. 13'ten 6 çıktı 7. 3'ten 3 çıktı 0. 2'ye aşağı indiğimizde 72'nin içerisinde 12. Tam 6 defa arkadaşlar. 6 kere 12 72 yapacak. 6 kere 2 12'nin ikisi elde var 1. 6 kere 1 6 elde eklediğimde 72 yapar. Kalan da 0 0 olmuş olur. Yani sonucumuz 36 çıktı. O zaman bu kutucuklara gelmesi gereken sayımız 36 olması gerekiyor dedik. Bölme işlemiyle direkt oraya gelmesi gereken sayıyı tespit edebiliyoruz. İkinci işlemimizde yine çarpanlardan biri verilmediği için 396'yı 6'ya bölmemiz gerekecek. 396'yı 6'ya bölüyorum. 3'ün içerisinde yok, 39'un içerisinde 6, 6 defa 6 kere 6 36. 9'dan 6 çıktı 3. Burası 0. 6'ya aşağı indiğimde 36'nın içerisinde 6. 6 defa 6 kere 6. 36 kalan da 0 0 oldu. Bu bölme işleminin sonucu 66 geldi. O zaman bu ifademiz de 66 olarak bulunmuş oldu diyoruz. Üçüncü işlemimize geçtiğimizde yine çarpanlardan birisi verilmemiş. O zaman 511'i böleceğiz 73'ü arkadaşlar. 5'in içerisinde 73 yok. 51'in içerisinde yok. 511'in içerisinde 73. Tam 7 defa. 7 kere 3 21'in 1'i elde var 2. 7 kere 7 49. 2 de elde. 51 yapar. Tam 511 yapıyor arkadaşlar. Kalan da buradan 0 0 0 olarak sonuçlanmış oldu. Yani burada çarpanımız 7 olarak gelmiş oldu. Boş kısma da 7 yazılması gerekiyor dedik. Son örneğimizde 756'yı 54'e bölerek buradaki sayıları tespit etmiş olacağız. 756'yı 54'e bölüyorum. 7'nin içerisinde yok, 75'in içerisinde 54 bir defa. 54'ü yazdım. Çıkarıyorum. 5'ten 4 çıktı 1. 7'den 5 çıktı 2. 6'ya aşağı indiğimizde 216'nın içerisinde 54. Tam 4 defa. 4 kere 4 16. Elde var 1. 5 kere 4 20. Elde eklediğimizde 21 yaptı. Kalan da buradan 0 0 0 olarak bulunmuş oldu. Yani son kutucuğumuzda da 14 olarak bulunmuş oldu çarpanlarımız diyoruz. Yani birinci de 36, ikinci de 66, üçüncü de 7, sonuncuda da 14 olarak çarpanlar yerine gelmesi gereken sayıları tespit etmiş olduk diyoruz. Ve son sorumuza doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Buradaki işlemleri siliyorum. Yetiştiremeyen arkadaşlarımız durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler diyoruz. Aşağıya doğru kaydırdım. Aşağıdaki bölme işlemlerinde verilmeyenleri bulunuz demiş. Bölme işleminde verilmeyenleri bulurken arkadaşlar çarpma yapmamız, ters işlem yapmamız gerekebilir. Burada bölen ve bölüm verildiği için 26 ile 5'i çarpıp üstüne kalanı ekleyerek bölünen sayıya ulaşabiliriz. 26 ile 5'i çarpıyorum. Kalan 0 olduğu için zaten burada bir ekleme yapmayacağız. 26 ile 5'i çarptığımızda 6 kere 5, 30'un 0 elde var 3. 5 kere 2, 10. 3 eklediğimizde 13 şeklinde çıkmış oldu. Yani cevabımız 130. Kalan olmadığı için direkt sayımızı buraya yazıyoruz. Bölünen sayımızın 130 olması gerekli diyoruz. Birinci işlemimiz bu şekilde sonuçlanmış oldu. İkinci işlemimizde arkadaşlar bölen sayı yok. Burada arkadaşlar önce bölünen sayıdan kalanı çıkarıp
35'e böldüğümüzde bölen sayıyı tespit etmiş olacağız. Öncelikle 422'den kalanı 2'yi çıkarıyorum. 0, 2, 4, 420 oldu. Şimdi bunu bölüme bölerek bölene ulaşabilirim. 420'yi de 35'e bölerek bölene ulaşmış olacağız. 4'ün içerisinde yok. 42'nin içerisinde 35 bir defa. Çıkardığımızda arkadaşlar 2'den 5 çıkmaz. Yandan aldığımızda burası 12, burası 3 kaldı. 12'den 5 çıktığında 7. 3'ten 3 çıktığında 0. 0'a aşağı indiğimde 70'in içerisinde 35. Tam 2 defa. 5 kere 2 10. 10'un 0'ı elde var 1. 3 kere 2 6. Elde eklediğimizde 7 yaptı. Ve 70 oldu. Kalan da 0 0 olmuş oldu. Yani sonucumuz arkadaşlar 12 olarak bulunmuş oldu. O zaman burada bölen yerine 12'yi yazmış olduk. Üçüncü işlemimize geçtiğimizde burada da benzer bir durum var arkadaşlar. Bölünen belli, bölen belli, kalan belli, bölüm belli değil. 867'den kalanı çıkarıp 16'ya böldüğümüzde bölüme ulaşmış olacağız. Benzer bir işlem yapıyorum. 867'den 3'ü çıkarıyorum öncelikle kalanı. 7'den 3 çıktı 4. 6'ya aşağı indim. 8'e aşağı indim. 864. Bu ifadeyi 16'ya bölerek bölüme ulaşabileceğiz. 8'in içerisinde 16 yok. 86'nın içerisinde 16. 5 defa. 6 kere 5 30'un 0'ı elde var 3. 5 kere 1 5. 3 de elde 80 yaptı. 6'dan 0 çıktı 6. 8'den 8 çıktı 0. 4'ü aşağı indiğimde 64'ün içerisinde 16. Tam 4 defa. 6 kere 4 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de elde 6 yapıyor. 64 kalan da 0 0 olmuş oldu. Yani sonucum 54 olarak bölüm kısmına gelmiş oldu. Son örneğime geçtiğimizde burada ise arkadaşlar bölünen sayı yok. O zaman 63 ile 9'u çarpıp kalanı üstüne eklememiz lazım. 63 ile önce 9'u çarpıyorum. 9 kere 3 27'nin 7'si elde var 2. 9 kere 6 54. 2 de elde 56 yaptı. 567'ye ulaştım. Şimdi kalanı üstüne ekleyerek bölünen sayıya ulaşmış olacağız. 567'ye 4 eklediğimizde 7 4 daha 11'in 1'i elde var 1. 6 elde ekledim 7. 5'i de aşağı indiğimizde 571 sayısına ulaşmış olduk. Burada da bölünen sayı yerine 571 gelmesi gerekiyor. Bu şekilde bölme işleminde verilmeyen ifadeleri de bulmuş olduk. Sayfa 96'daki çalışmaları tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.